Merhaba hanımlar. Sevgilin Emeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gelin yeleğinde yapılan lastik örgü nasıl yapılır onu göstereceğim. Genelde bu değişik bir lastik örgü. Genelde gelin yeleklerinde kullanılan bir lastiktir. Yine bir ters bir düz örgüyle yapılan ama alışları farklı olarak böyle petek şeklinde model alan bir örgümüz. Bakın gördüğünüz gibi güzel duruyor, şık duruyor. Dediğim gibi genelde gelin yeleklerin lastiklerinde kullanılan bir örgüdür. Şimdi birlikte sizinle bunu yapalım. Ben daha önceden ilmeklerimi takmıştım şişime. Normalde şişimize taktıktan sonra ilk sıramızı, yani burası hep arka yüz oluyor ilk sıra olanlar. Bir ters bir düz örgü yapıyoruz burada sadece. İlmeklerimizi sadece ilk sırada bir ters bir düz örgü yaparak başlıyoruz. Dediğim gibi bir ters bir düz lastik olarak ama alışları farklı olarak yapıldığı için farklı bir model lastik ortaya çıktı. Sadece alırken püf noktaları var. Onlara dikkat ederseniz modeli rahatlıkla yapabilirsiniz. Son ters bir tane ilmeğimi de düz olarak bitirdim. Şimdi ön yüzüne geçtiğimizde bu petek petek oluşunu anlatacağım size. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada 3-3 ilmeklerimizi kullanacağız. Bakın. Bir ters bir düz yapmıştık. Evet gördüğünüz gibi. Burada bakın bir düz, bir ters, bir düz, bir ters gidiyor. Her zaman düz olan ilmeğimizi başta tutarak bu ipimizi bizden tarafa alıyoruz ipimizi. Bakın şimdi bizden tarafa aldık. Düz, ters, düz ilmek. Bu 3 ilmeğimizi sağ şişimize geçiriyoruz. Bu öne aldığımız ipimizi şişimizin arkasına geçiriyoruz. Tekrar ilmeklerimizi sol şişe geçirerek örüyoruz. Bir düz. Bakın tersti. Ters düz lastik örgü yaptığımız için tekrar bir düz. Aradaki bir tane ters ilmek örüyoruz. Bakın ters ilmeğimize denk geldi. Bir tane ters ilmek örüyoruz. Yine bakın bir düz, bir ters, bir düz. Düz olandan her zaman, düz olan hep her zaman başta olacak. İpimizi yine bizden taraf alıyoruz. 1, 2, 3 ilmeğimizi sağ şişimize geçiriyoruz. İpimizi arka tarafa geçirdik. Tekrar sol şişe geçirerek bir tane düzümüzü, bir tane ters ilmeğimizi, tekrar düz ilmeğimizi örüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ilmekler üstünde ip atlanıyor. Bir tane aradaki ters ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz, ters, düz olarak alıyoruz. Bir düz. Tekrar bunu örüyoruz. Bir ters ve bir düz. Gördüğünüz gibi. Yine aradaki bir tane ters ilmek örüyorum. Yine aynı şekilde ilmeklerimi geçiriyorum. Tersimi ters, düzümü düz örüyorum. Sadece burada arada üstünden ilmek atlatıyoruz. Kenarda kalan bir tane ters ilmeğimi, bir kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece arka yüzünde tersi ters gelen, düzü düz gelen ilmeklerimizi aynı şekilde örüyoruz. Düz, ters, düz, ters. Sadece bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Arka yüzü her zaman ters düz lastik yapılıyor. Hiçbir fark yok. Sadece ön yüzünde o modelimizin farklı bir şekilde kuruluşunu gösteriyoruz. Evet. Bu şekilde. Tekrar ön yüzüne geçiyoruz. Bakın burada bu sefer aynı sıradan yapmayacağız. Hani birbirine çapraz geliyor demiştik ya, bakın burada çizgiler üst üste geliyor. Farklı farklı çaprazlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi aynı şekilde bir kenar ilmeğimi alıyorum.
Bakın, burada düz ters düz ilmek 3 ilmeğimle başlamıştım. Düz ilmeğimi örüyorum. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar düz ilmeğe geldiğimizde bakın, her iki yaptığım peteklerin arasındaki ikisinden de birer tane alarak o ortadaki aradaki ördüğüm ters ilmeğimi dalarak tekrar 3 ilmek oluşuyor. Yine aynı şekilde düz, ters, düz ilmeğimi ipimi öne alarak sağ şişime geçiriyorum. Tekrar sol şişime alıp düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar düz ilmeğim. Aradaki bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine aynı şekilde ipimi öne alarak ilmeklerimi sağ şişe sonra da sol şişe geçirerek bir düz bir ters örüyorum. Aradaki bir tane ters ilmeğimi de ördüm. Yine aynı şekilde şişimi ipimi öne alıp iplerimi sağ şişime geçirip ilmeklerimi tekrar sol şişe geçirerek örüyorum. Ters, tekrar düz ilmeğimi örüyorum. Bir tane aradaki ters ilmeğimi örüyorum. Bu kenarda kalan ilmeklerimde bir düz, bir ters, gelişi güzel. Görüldüğü gibi tersin üstüne düz, tersin üstüne ters, düzün üstüne düz olarak tekrar arka yüzüne geçiyoruz. Dediğim gibi arkada ters ters, düzü düz olarak örüyoruz. Evet, tekrar ön yüzündeyiz. Yine aynı şekilde ilk başta gösterdiğim gibi bakın 1 2 3 ilmek düz, ters, düz, düz olan ilmeğimi 3 ilmeğimle birlikte ipimi öne geçirerek şişlerimden atlatarak bir ters bir düz örgü yaparak yine aynı şekilde aradaki ters ilmeği ilk sırada yaptığım işlemi tekrar yapıyorum. Sadece bu model kaydırılarak yapılıyor. Tekrar düz ilmeğimi alıyorum. Ters ilmeğim, düz ilmeğim, aradaki bir tane ters ilmeğim. Yine ipimi önüme alarak şişlimi ilmeklerimi atlatarak modelin kuruluşu bu şekilde. Kenardaki ilmeklerimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Arkadan yine bir ters bir düz örgü yaparak dediğim gibi gelin yeleklerinde kullanılabilen bir lastik örgü bu. Dilerseniz siz başka yaptığınız örgülerin lastiklerinde de kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesinin kenarlarında gidebilirsiniz bu modeli. Şişle yaptığınız bebek battaniyesinde. Bebek hırkalarında kullanabilirsiniz. Genelde gelin yeleklerine, bayan yeleklerine yakışan bir lastik örgü bu. Gördüğünüz gibi. Modelimiz bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayınız lütfen. Yapmak isteyenler için de kolay gelsin diliyorum.